Gaziantep biliyor musun? Hayat kurtarmak için telefon başında bekleyen 112 komuta merkezi çalışanlarına gelen asılsız çağrılar şaşkına çeviriyor. Çağrılara bakan personelleri en çok asılsız ve mükerrer çağrılar zorluyor. Berna Apartmanı. 2020 yılında 2 milyon çağrıyı kabul eden 112 komuta merkezi çalışanlarının gerçek vakalara ulaşma süresinin asılsız çağrılar nedeniyle uzadığını belirten Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Vecdi Yıldız, 65 yaş üstü bizi aradı. Ekmek isteyen, su isteyen bizi aradı. Yani en ufak şeyde biz arandık. Bizim normalde vaka sayımız 9-10 binlerde giderken COVID sürecinde yıl bazında ortalamamızı 19 binle kapattık dedi. COVID süreci tabii bizi çok yordu. Bizim vakalarımız çok fazlasıyla arttı COVID sürecinde. Her şeye biz arandık COVID sürecinde maalesef. 65 yaş üstü yaşlılar bizi aradılar. Ekmek isteyen bizi aradı, su isteyen bizi aradı. Yani en ufak bir şeyde her şeyde biz arandık. Biz normalde vaka sayımız ortalama 9-10 binlerde giderken COVID sürecinde yıl bazında 2020 yılında ortalamamız 19 binde kapattık. Yani aylık ortalamamız 19 binde. Tabi bu 24 bin olan aylar oldu, 23 bin olan aylar oldu. Ortalamada 19 binde kapattık. 2020 yılında 225 bin vakaya müdahale ettiklerini ifade eden Yıldız, bizi en çok asılsız ve mükerrer çağrılar zorluyor dedi. Bizi çok yordu açıkçası o süreç. 112 en çok bizi asılsız ve mükerrer çağrılar zorluyor. Bizim asılsız ve mükerrer çağrılarımız yaklaşık %95 oranda. Yani bir yıl boyunca 2020 için konuşuyorum. Bir yıl boyunca yaklaşık 750 kişiye yakın, 750 tane vaka asılsız. Gitmişiz vaka yok, gitmişiz vaka yok. Tabii bu bizi çok zorluyor. O bölgeden arkadaşlarımız gidiyor, bölgeleri açık kalıyor. Mesela A noktasından gidiyorsunuz, öbür taraftan B noktasından başka bir ekip A noktasına gidiyor. Asıl vakaya ulaşma süreciniz bu sefer uzuyor. 112 komuta merkezinde çağrıları karşılayan personeller ise COVID-19 sürecinde 112'nin gece 24'ten sonra ihbardan daha çok psikolojik danışma hattına dönüştüğünü kaydetti. Öncelikle bizler burada gelen acil çağrıları karşılarken hani SALT acil çağrı karşılama değil de ambulans yönlendirdiğimiz hastalara ambulans ulaşana kadar sağlık hizmeti de veriyoruz. Şöyle ki doğumunu gerçekleştirmekte olan bir hasta yakınına yeri geliyor hoparlörü açtırtarak ambulans ulaşana kadar ne yapması gerektiğini, en önemlisi ne yapmaması gerektiğini telefonda komutlar vererek ve onları sakinleştirerek anlatmaya çalışıyoruz. Bunun dışında pandemi sürecinde zaten zorlu bir süreç geçirdik. Özellikle gece 12'den sonra çağrılar hastalık ya da ambulans talebi dışında tırnak içinde bir nevi psikolojik danışma hattına dönüştüğümüzde söylenebilir. Haliyle pek fazla tanınmayan bir hastalık olarak insanlar endişeye kapılıp hani şu oldu normal mi, öksürüğüm normal mi, çocuğuma geçmiş olabilir mi, geçmişse ne kadar sürede düzelirim, şunu kullanabilir miyim vesaire gibi oradan yardımcı olmaya çalıştığımız zamanlar oldu. Personeller zaman zaman ilginç istekler içinde 112'nin arandığını kaydetti. Covid'den dolayı vefa hattı kuruldu, yardım hatları. Burayı vefa hattı zannedip ilginç taleplerde bulunan hastalar oldu. Karantinada olup hani yemek, su, ilaç değil de hani ben karantinadayım çıkamıyorum, bana işte sigara getirin, bana alkol getirin, hani siz acil hat değil misiniz gibi absürt isteklerle de karşılaştığımız oldu. Bunun dışında çocuğu nöbet geçiren bir anne saniyeler içerisinde buraya ulaşmaya çalışırken başka bir annenin küçük çocuğunun telefonu verip ablası konuşmayı yeni öğrendi, azıcık çocuğumla konuşur musun diye burayı ilginç ve gereksiz meşgul ettiği zamanlar da oldu. Tabii ki hani düşünmemek elde değil. Bir tarafta diğer anne çocuğu ateşler içinde kıvranırken, ulaşmaya çalışırken diğer annenin duyarsızlığı. Hani bu bir örnek. Bunun dışında hani vatandaşımızı gerçekten duyarlı olmaya davet ediyoruz.